Yaklaşık 2 haftadır filan video çekmiyorum. Bunu büyük bir açılışla kapatmak istiyorum. Şöyle Marmara Park'a gittik. Şimdi Allah var, ayakkabı lazımdı. Çünkü şöyle hepsi genellikle Bambi'den aldığım vardı. Sonra Kapalı Çarşı'dan da aldım bir tane. Pardon, Kapalı Çarşı'dan değil. Bodrum'un Kapalı Çarşısı'ndan aldım. Bir 200 liraya falan. Ondan sonra iki tane Bambi'den vardı. Bir tane daha vardı. Onu hala giyiyorum, tamam. Ama Bambi'den aldığım bir tanesi gitti. Çakma da gitti. Yeezy'm var, marka olan Yeezy'm var, Adidas şeyim var, Harden'larım var. Belki biliyorsunuzdur, mor siyah bir şey. Şimdi bir kramponun bir tane söküldü. Şöyle tabanları çıkıyordu böyle. Bir de zaten başka sebep yok abi. Bir de şu yine bağcıksızdı. Yine bağcıksız aldım. O bağcık lastik kısmının nasıl diyeyim? İşte bir şeyleri çıkıyordu abi. Öyle söyleyeyim. Bir şeyleri çıkıyordu abi. Genellikle sökülüp sökülüp duruyordu. Zaten çok da kirlenmişti. Aslında iyi bakıyorum. 1,5 yıldır falan, bir yıldır oldu. Rahat bir yıl oldu. Onu giyeli artık yeter dedim. Şu anda bir tane Nike'ım var. Yine bir tane de Adidas aldım. O boğaz kısmı biraz sıkıyor ama açılacak dediler. Büyük ihtimalle açılır, sonuçta lastik gibi bir şey yani. İki tane video çekeceğim. İlk olarak bunu çekmek istedim. Bunu çünkü şimdi atacağım. Bir de haftaya için başka bir şey var. Başka bir video hazırlayacağım. Onu da şimdi çekeceğim. O da inceleme. Evet arkadaşlar, ilk olarak burada fiyatlarını söyleyeceğim, yanlış anlamayın almak isterseniz diye. Bir de indirim falan olabiliyor. Hem onların yalan olup olmadığını anlarsınız. Hem de ben şu onların hepsi indirimsiz bu arada, onu da söyleyeyim. Hepsi indirimsiz. İlk olarak arkadaşlar yarı profesyonel şey aldım. Şu an burada ışık çok kötü ya. Snap'ten çeksem daha iyi. Şöyle Adidas'ın yarı profesyonel Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun topunu aldım. Çok istiyordum ne zamandır ve topum da yoktu. Decathlon'dan Kipsta aldım aynen. Öyle bir şeydi sanırım. Doğru söyleme de olabilir. Neyse. Gördüğünüz gibi çok güzel bir top. Bu arada yarı profesyonel olmadan şuralarda anlayabiliyorsunuz. Normali nasıl söyleyeyim, süngerimsi bir yapıya sahip ve daha yumuşak oluyor dokusu. Bu direkt sert, ayağın vurduğu an acıyor, anladın mı? Ağrıyor böyle. Arkadaşlar bunun o acemi olan normal olanı 270 lira, bu 370 lira, bence gayet uygun. Çünkü şöyle söyleyeyim size, Puma'nın topları bile 300 lira. Ve Nike'ın çoğu şeyi 280 ile 320 lira arası filandı. Bayağıdır araştırıyorum çünkü hep öyle fiyatlar. Yani yarı profesyonel Şampiyonlar Ligi topu üstelik. O 270 lirayken saçma sapan takımı Inter, ondan sonra Real Madrid, Barcelona topları. Onlar da işte yarı profesyoneldi. Sanıyorsam onlar da 320-280 civarı dediğim gibi. Bağcıksız. Çok güzel. Eski kramponuma benzer ama farklı renk ve farklı desenli bir şeysi. Evet, tam sınav geldi. Kaç numara? İnanır mısınız? Babamı söylemedim. 43 numara abi. Zar zor giyiliyor zaten. Anca açılır ama
oluyor yani. Çünkü mesela benim o zamanlar aldığım ne kadardı? 41,5'tu ama benim ayağım o zaman 40'tı. 1,5 numara fazla. Abi zaten kalıpları küçük dedi. Ben şu an 42 giyiyorum. Mesela aldığım 42. Ne? 9 numara yazıyor. O da 43. Bu da 9 numara. Ama ben 42 diye aldım. 42 o bu arada. Neyse 42 o. Bakalım. Euro 40, pardon 42,5. Bu da. Bakalım. 43 öyle. Hatta. ...43,5 falan. Arkadaşlar ayakkabı şöyle çok tat, çok güzel bir şey. Bu arada şu şunlar desen değil. Hafif bir materyal kullanılmış. İçi yani gözüküyor. İçinden gözüküş şekli bu ne? Predator ama yazısı yok. Speed Flow 3'müş arkadaşlar. İsmini de söyleyeyim. Şöyle bakın bayağı ince yapıyorlar bu aralar. Ve arkadaşlar inanır mısınız bu acemi ayakkabı 200 lira çıktı. 900 tam 900 lira. Ve bana sorarsın değer mi? Şöyle söyleyeyim 700-750 lira çok daha iyi olurdu ama biliyorsunuz şu anki duruma göre bence bu ayakkabı gayet güzel. Bu arada ben alabileceğiniz bu tarz en güzel ayakkabıların en ucuzlarından seçtim. Çünkü o kadar para vermem ona. Videodan sonra bunlar tabii ki dolaba gidecek. Salak salak kutuda saklamayacağım. Aa gerçi depoya koyup saklayabilirim. Sırada arkadaşlar en güzel şeysiniz. LeBron. Kutudan anlamışsınızdır zaten. Witness. Ve en yeni model. Bu arada anam tamam. Şeyleri söyledim, fiyatları söyledim. Şöyle yapayım. Akron yazıyor şurada. Kutuda şöyle aslanlı bildiğiniz gibi. Sonra ha. Bu arada bakın göstereyim. Nasıl gözüküyor? Gözüküyor mu? Yuh! Abi şurada aslanlı şey gözükmüyor. Hah! Hadi. Şöyle çeksem. Aynen. Şöyle kral taşlı aslan var. O da benzer bir detay. Burada var mı? Burada yok. Burada hiç. Düz bakınca hiç. Lan nereye çekiyorum? Hiç gözükmüyor. Burada ne yazıyor bu arada? Strive for greatness yazıyor. Bu LeBron her zaman sözleri. Ardından arkadaşlar açıyorum. Trend yoldan patates. Onu ne? Kirlenmiş. Ha yok bana izmiş. O ayakkabının kendisi öyleymiş. Arkadaşlar LeBron Witness kaç lan bu harbi? Neyse. LeBron Witness'ın en yeni şeysi. Bence çok kaliteli bir ayakkabı olmuş. Çok çok bir ayakkabı aynı zamanda. Ne yazıyor? Nike yazıyor sadece. Diğerleri boş çizgi. Şöyle göstereyim ayakkabımızı. Şöyle Air çok güzel tatlı tatlı gözükmüş. Bu arada dışında şurada da var. Gördüğünüz gibi. Ve şu gereksiz detay o kadar güzel ki. O kadar... Olmasa bok gibi bir ayakkabı olacakmış.
Bunu tasarımcı abilerimize söylüyorum. Çok dinlerler beni kendileri. Hayranlarım hatta. Nike'ın işareti bile çok güzel. Bakın. Çok tatlı bir işaret olmuş ve şu burası bembeyaz, burası çizgili olması da gerçekten çok klas bir ayakkabı bana sorarsanız. Altı da şöyle. Tamam. Okey, müthiş detay. Ve bu şekilde şöyle göstereyim. Aslan abimiz var. Yine dilinde çok az gözüküyor. Ama bak, canlı gözle bakınca gerçekten çok güzel. Evet, içindeki şeyleri çıkarayım. Ben burada kutuları saklayacağım. Bu da böyle. Bunun fiyatı arkadaşlar 1170 lira. 1170 lira ve Sneaksup'taki en iyi, bu fiyat civarındaki en iyi ayakkabı. Bana sorarsanız Jordan 1'e 1000 lira vermekten yok. Jordan'lar zaten şu an 1200-1300'e kadar çıkıyor. Hatta 6'lar falan bayağı uçuyor. Niye 6 dediysem. Neyse abi, Dunk falan alacağınıza bunu alın. Tabi basketçi arkadaşlarıma söyleyeyim veya günlük hayatta basket ayakkabısı giymeyi seven arkadaşlarımıza, dostlarımıza söylüyorum. Bence bunu alın abi. Ki mantıklı adam bunu alır. Şöyle üstten göstereyim. Şöyle. Hemencik şunu. Arkadaşlar video bu kadardı. Bizim için teşekkürler. Bu arada bunların hepsini artık hesaplarsınız yani. Eminim ki benden iyi matematiğiniz vardır. Şuradan da çıkardık bunu. Bu arada bu aynen 42,5 dedim zaten. Bayağıdır ayakkabı almak istiyordum. Çok güzel oldu, müthiş oldu. Buradan da babama teşekkür ediyorum. Babam kesin izler. Ve burada da bir dahaki videomuz ve bir tane daha video video içinde bir tane daha tabii ki part var. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalı paylaşmayı unutmayın. Olabildiğince arkadaşlar büyümeye çalışalım. İleride bakarsınız sizin de işinize yarar bu kanal. Şu an bile belki yaramıştır. Daha çok inceleme videoları istiyorsanız ve paket açışları istiyorsanız. Bu arada kartlarda takas yapmak isteyenler Instagram'dan yazabilir. Erim Kırmızıgül küçük yazsanız çıkar zaten. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Ha bu arada dur. Bekle. Şimdi 70 tane takipçimiz var. Abi 70 ne ya? 70 ne ya? Ulan tanıdığım var bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşınız diye Instagram'da profil fotoğrafı bile olmayan insanları 400 takipçi yapıyorsunuz. YouTube'da şimdi o kadar video atıyorum. Kaç bin TL harcıyorum burada. Ben harcıyorum, babam harcıyor. Gerçi işime de yarıyor. Ama sonuçta arkadaşlar video yapıp emek harcıyorum. Öyle şey de var. Bir tek parasal anlamda düşünmek zorunda değiliz. Ayrıca arkadaşlar gidiyorum Marmara Park'ta. 30 kilometre uzaktaki yere gidiyorum abi. O trafiği çekiyorum.
Ay, bu arada kafamda kesinlikle bunların hepsini almak falan yoktu. Ben bir şey alırım, video çekerim diye düşünüyordum sadece. Ve çekme fırsatı buldum. Yeminle cüzdanımda gram kuruş bile kalmadı. Yeminle bir kuruşum bile yok şu an cüzdanımda. Hepsini harcadım. Neleri harcadım? İşte bunları harcadım. Topu harcadım. Kartı harcadım. Ben başka bir şey harcamadım. Ayakkabılar babamdan. Topun 100 lirası da babamdan. Bayağı babamdan aslında. Yani ben bir tek bunları aldım. Bu kadar aldım. Bunlar da 100 lira. 8 paket aldım. 100 lira tuttu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Buradan da doğru. Olaraktan. Ben böyle bakıyorum yalnız. Burada kamera. Kapatma tuşuna bakıyorum hep. Neyse. Diğer bir hafta geçtikten sonra bu videoyu izliyorsanız unutmayın. Çünkü bir video daha var, onu kaçırdınız. Ona geçin hemen. Ve arkadaşlar bildirimleri açıp bir dahaki videolarımı görme imkanı bulabilirsiniz. Çok uzattım. 3 dakika 4 dakikalar konuşuyorum arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.